Arkadaşlar 1941'de henüz Amerika Savaşı değil, Amerika Devlet Başkanı Franklin Roosevelt ile Winston Churchill Kanada'da bir araya geliyorlar ve 14 Ağustos 1941'de Atlantik Bildirisi'ni yayınlıyorlar. Şimdi o zaman Atlantik Bildirisi henüz Amerika Savaşı girmeden Amerika ile İngiltere arasında yapılan görüşmeler sonucunda yayınlanıyor. Birinci bilgi bu. İkincisi de şu, arkadaşlar hemen Wilson'la kıyaslayın bunu. Amerika'nın yalnızlık politikasını ne diyorduk biz? Monroe politikası. 1823'te ortaya attığı bir politikaydı. Hiç kimse Amerika'nın işlerine karışmasın. Tarafsızlık. Ben Avrupa'ya karışmayacağım. Şimdi Amerika Wilson'u yayınladı 1918'de. Monroe'dan uzaklaştı. Avucunu yaladı tabiri caizse. Ve 1920'de geri çekildi kabuğuna. Hatta Milletler Cemiyeti'ne bile üye olmadı. Senato bunu izin vermedi. Woodrow Wilson'a. Şimdi aynı şeyi Franklin Roosevelt yapıyor. Atlantik bildirisini yayınlıyor. İşte bu bildiriyi yayınlamakla Amerika savaşa gireceğinin işaretlerini vermeye başlıyor. Yani tarafsızlık ilkesini yavaş yavaş bozuyor. Hatta bu tarihlerde Amerika Japonya ambargolar uyguluyor arkadaşlar ve ikna da olmuyor. Tamam mı? Bu bildiri Atlantik bildirisi, şuraları okuyun arkadaşlar ben anlatırken. Atlantik bildirisi ileride kurulacak olan Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın anayasasının ek maddelerini oluşturacak. Roosevelt bu anayasanın ek maddeleri için ya da anayasa maddeleri için insanlığın Magna Cartası adını verecek. Bu tabiri kullanacak. O zaman Atlantik bildirisi arkadaşlar İngiltere ile Amerika'nın bir araya gelmesiyle yayımlanan bildiri olmuş oldu. İleride de bu bildiri Birleşmiş Milletler'in anayasasının temelini teşkil edecektir dedik. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri savaşa nasıl giriyor? Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa girmesine neden olan olay nedir? Bu sorunun cevabı Pearl Harbor baskınıdır. Pearl Harbor baskınıyla Amerika savaşa girmiştir. Nasıl oldu bu? ABD Başkanı Roosevelt Japonya petrol ambargosu uyguladı. Ve bu savaş yılları, yani niye uyguluyorsun? Satışın varsa devam et. Hayır. Yani ne yapıyor? Tarafsızlığını bozuyor ve Japon ekonomisini yıpratıyor. Ve Japonya Amerika ile diplomasiyi kuramıyor bir türlü. Ve Japonya 7 Aralık 1941'de ABD'nin Pasifik'teki Hawaii takım adalarındaki Honolulu Denizi hava üssündeki Pearl Harbor'ı bombalıyor. Yani Honolulu bölgesinde Pearl Harbor limanındaki arkadaşlar hava üssünü yerle bir ediyor. Bunun üzerine Amerika Birleşik Devletleri savaşa giriyor. O zaman Amerika Birleşik Devletleri Japonların Pearl Harbor baskını sonucu savaşa girmiştir cümlesini asla unutmuyoruz. Yıl kaç? 1921. 1941. Tamam mı arkadaşlar? ABD'nin savaşa girmesi ve Rusya'nın Almanları Stalingrad'da yenmesi savaştaki dengeleri alt üst ediyor. Demin söylemiştim ya, o zaman savaş durumunda denge nasıl değişecek? Amerika savaşa girecek 1941'de. 43'te de Stalingrad'da Rusya galip gelecek. Yavaş yavaş İtalya, Almanya çökmeye başlayacak. Arkadaşlar Almanya Roma, Berlin, Tokyo mihverine göre bir yükümlülüğü olmamasına rağmen 4 gün sonra ABD'ye savaş açıyor. Oysa ki ABD kime savaş açmıştı ya da kimle savaşıyordu? Japonya'yla. Ama Almanya da diyor ki bu benim müttefikim, ben de sana savaş açıyorum diyor. Şimdi 1942'de 22 devletin bir araya gelmesiyle kurulan ittifakın adına, işte bu ittifakı kuran Amerika. Amerika savaşa girdi ya, artık bir şeyler yapacak. Arkadaşlar ABD 1942'de İngiltere, SSCB yani Sovyet Rusya ve 22 devletin katılımıyla Birleşmiş Milletler İttifakı'nı kurdu. Birleşmiş Milletler İttifakı 1942'de kime karşı kuruluyor? Mihver devletlerine karşı kuruluyor. Artık yavaş yavaş adım atıyor Amerika. Yani işte Monroe'dan sıyrılma, artık dünyaya egemen olma politikaları. Böylelikle mihver devletlere karşı ortak savaşma ve barış antlaşması imzalama kararı alındı. İlk önce Almanya'nın yenilgiye uğratılması kararlaştırıldı. O zaman Birleşmiş Milletler İttifakı'nın nasıl ortaya çıktığını burada öğrenmiş olduk. Geldik arkadaşlar diğer bir sorumuza. İkinci Dünya Savaşı devam ederken toplanan konferanslar ne? İsimlerine bakalım. 9 tane. Yalta ve San Francisco'dan bahsetmiyorum. Onlardan önce 9 tane. Ki açıklanması gerekene kısa açıklamalarda yapalım, bulunalım. Casablanca Konferansı. Arkadaşlar Amerika ile İngiltere arasında yapılıyor. Konferans Kuzey Afrika cephesinden sonra asıl
savaşın nasıl şekillendirilmesi konusunda görüşmeler üzerine toplanıyor. Hatta arkadaşlar burada şu karar bile alınıyor. Türkiye'yi de savaşa sokalım. Türkiye de savaşa girsin ki bundan sonra arkadaşlar bu işte Kahire Adana görüşmeleri başlayacak. İki, Washington Konferansı yine İngiltere ile Amerika arasında toplanıyor. Üç, Quebec Konferansı, bu ilginçtir. Arkadaşlar bu konferansta Avrupa'da ikinci cephenin açılması kararı alınıyor Almanlara karşı ve bunun üzerine Eisenhower komutasında Alman general, Eisenhower komutası, amiral, Eisenhower komutasında diyemedim bir türlü, Normandiya çıkarması yapılıyor. Birazdan Normandiya çıkarmasını da göreceğiz sizinle. Moskova konferans toplanıyor. Daha sonra Eden-Menemencioğlu görüşmeleri yapılıyor. Eden İngiliz Dışişleri Bakanı, Menemencioğlu Türk Dışişleri Bakanı. Kahire konferansı yapılıyor arkadaşlar. Tahran konferansı, ikinci Kahire ve ikinci Moskova konferansları yapılıyor. Burada biz Eden-Menemencioğlu, Kahire ve ikinci Kahire konferanslarını Türkiye bölümünde zaten yeniden göreceğiz. Arkadaşlar, İkinci Dünya Savaşı'na çekilen ilk mihver devleti hangisi? Mihver devleti yani Almanya bloğu. Kuzey Afrika cephesinde İtalya savaşı kaybediyor ve müttefikler Almanya, İngiltere, müttefikler İtalya'ya giriyorlar 1943 yılında ve 1943 yılında arkadaşlar İtalya'ya girerek Mussolini'yi tutukluyorlar ve İtalya'yı da saf dışı bırakıyorlar. O zaman İtalya 1943 yılında saf dışı oldu. Mihver devletleri içerisinde ilk defa saf dışı olan, savaşı bırakan devlet İtalya olmuş oldu. Tamam mı? Ama Almanya enteresan, Hitler enteresan. Arkadaşlar Hitler bunun üzerine Roma'ya giriyor. Roma'yı işgal ediyor, Roma'yı ele geçiriyor. Mussolini'yi kurtarma planları yapıyor. Almanya'nın işgali altındaki Paris'in kurtulmasında hangi olay etkili olmuştur ya da Paris hangi olayla kurtulmuştur? Burada demin söyledim, Kübek'i unutmuyoruz. Yine çok önemli bir bilgi bu. Kübek konferansında Avrupa'da ikinci cephenin açılması karar alınıyor. Yani Normandiya kıyılarından Paris'e çıkarma yapılması karar alınıyor. Arkadaşlar, Kübek konferansında alınan karar gereği 1944 yılında Amerikan ordusu Normandiya kıyılarından Fransa'ya çıkarma yapıyor ve Alman ordusunu Paris'ten atıyor ve Paris'i kurtarıyor. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Normandiya çıkarmasını unutmuyoruz. Normandiya çıkarması tarihin en büyük deniz çıkarması olarak bilinir. Tamam mı arkadaşlar? Yani denizden karaya çıkarma olarak bilinir. Normandiya çıkarmasının komutanı, başkomutanı ise Eisenhower oluyor. Arkadaşlar, Eisenhower ileride bir doktrin ortaya çıkacak Orta Doğu için. Onu da sizinle göreceğiz. Şimdi bir soru daha. Almanların 2. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkmasına neden olan olay nedir? İkisini de gördük sizinle. Bir, Stalingrad Muharebesi 1943. İki, Normandiya çıkarması 1944. Normandiya çıkarmasında Amerikalılara yenildi. Stalingrad Muharebesi'nde Sovyet Rusya'ya, SSCB'ye yenilmiş oldu. Evet, burada da bırakalım.